Bu ağızda patlayan şeker. Bu hava beni depresyona sokacak. Hadi tadına bakalım. 1-2. Guten Morgen arkadaşlar. Hava o kadar şey ki, yağmurlu ve kapalı ki, hani ışık yok, dışarıdan ışık gelmiyor resmen. O yüzden ışığı açtım. Bugün 21'deyiz. Ya bitmesin takvimler, gerçekten istemiyorum. 21 burada. Keşke böyle her gün takvimimiz olsa. Yani tüm sene boyunca ne güzel olurdu. Her gün bir sürpriz. Endonezya çıktı. Böyle bir kapsül mavi. Chocolate. Senden daha farklı bir şey çıkacağını sanmıyorum. Neredesin? Heh, şurada. Altın bir kalp çıktı. İlk kez farklı bir şey çıktı arkadaşlar. Oha, tam da şey diyordum. Farklı bir şey çıkmaz daha sende. Aşağıya çok mutlu oldum. Bu da yine sütlü çikolatadır. Ama bakın işte böyle. Hani şeyi farklı yapın, okeyim onu. Ama sürekli aynı çıkmasın. Ay çok mutlu oldum şu an. Barışıyoruz ha. Ama sona doğru geldik. Yani pek bir şeyi kalmadı. Ay yok, bu hala daha ağır. Bu şey olmadı, hafiflemedi yani. Nasıl olur ben de anlamadım. 21 şurada. Evet, bu bir tık ağır. Bakalım neymiş. Gördüm. Gördüm. Bu Pixi'nin Glow Tonic. Bu da çok meşhur. Bir aralar hep Instagram'da işte TikTok'ta bunu görüyordum ama hiç denemedim. Deneyeceğim. Güzel. Şu an çikolataya daha çok sevindim. Ay fiyatına bakalım. Fiyatı 23.50. Şuradaki. Ve best seller. Yani en çok satılan. Bu travel size değil galiba. Bu büyük şey değil mi? Evet, 100 milim. Bu hava beni depresyona sokacak. Depresyona girmiyoruz. Şimdi güzel bir kahvemizi yapalım. Yukarıdan kitabımı alacağım. Sonra da burada kitap okuyalım ve yağmuru izleyelim. Daha güzel bir fikir. Böyle mavi galiba yine o. Şunu mu yapalım? Mavi. Çünkü bunu çok yaptım değil mi? Şunu. Evet evet, bunu yapalım. Cemil şu köşemin tüm estetikliğini bozdu. Bakın burada Cemil'in şeyleri var. Kızacağım ona, bir eve gelsin. Şöyle altı kaldım. Kahvemi ona koyacağım. Çünkü masalar 15 metre ötede gördüğünüz gibi. Ve koltuk zaten kocaman. O yüzden oraya koydum. Başlayalım. Ve çikolatamızı yiyelim. Tövbe bismillah arkadaşlar. Şuraya bakın. Orada bizim askımız var. Ceketleri oraya asıyoruz. Ama şu an iki hayalete benzemiyor mu? Açtım dedim. Oha, orada ne var? Ay Allah'ım yarabbim. Kalp çıktığına çok sevindim. Aşırı sevindim yani. Kahvemize batıralım. Çok acıktım arkadaşlar ve evde pek böyle hani kahvaltılık malzeme yok. O yüzden yine pankek yapacağım. Yulaf sütü olmadığı için bu sefer sütsüz yapacağım. Ve yulaf eklemeyeceğim ona ya. Şey, protein tozu ekleyeceğim sadece. Ya da belki sonradan yine yulaf eklerim. Bakarım. Yani kıvamına göre. Bence kıvamı gayet iyi oldu. Bakın o yüzden yulaf onu eklemeyeceğim. Böyle yapacağım. Şu iki mersiyi böyle parçalayıp içine ekleyeceğim. Pankekler çok güzel oluyor ve sanki böyle daha pofidikler, öyle geldi bana. Oh my god, bayağı güzel oldular ve ortaya fıstık ezmesi koydum. Şimdi yiyeceğim, gömeceğim. İleride kocam bana böyle proteinli pankek hazırlamayacaksa kocam olmasın. Thumbnail çekeyim bari. Tamam yeter. Hadi tadına bakalım. Çikolata çok güzel böyle şey eridi. Protein tozu vanilya tadında. Özellikle pankekler de şu an öyle vanilya tadında. Çok güzel oldu. Sadece bazı böyle
sulu kaldılar. O da bence yulaf unu eklemediğim için. Yulaf unu ekleseydin daha böyle sert olurdular. Ama yine güzel. Yemek yemeyi çok seviyorum. Bakın anneşim kendine yeni yıl kazağı aldı. Ama çok güzel böyle simler var içinde. Evet güzel. Bunu ben arada şey yaparım. Bak da yumuşacık. Yumuşacık mamuşum. Daha dün artık spora tekrar böyle başlayacağım her gün diyordum. Ama bugün de hava gerçekten gitme diyor. O yüzden gitmeyeceğim. Şimdi de çayımı yapacağım. Bugün böyle panda gibiyim arkadaşlar. Bugün benim panda günüm. Bırakın bugün panda olayım. 21'de 100. Where is 21? Heh şurada. Açalım açalım. Aa, bedtime çıktı. Ama bunu şimdi içmeyeceğim çünkü bu uykunu şey yapıyor. Bunu akşam içelim. Sözümüz the only constant is change. Bu sözü çevirmek istedim çünkü güzel bir söz. Değişmeyen tek şey değişimdir. Ya bazen değişimi insanlar kötü olarak algılıyor ama bence iyi bir şey de olabilir. Bu zaten kendini geliştirdiğinde değişmiş de olursun. Yani sürekli aynı kişi kalamazsın sonuçta. Ve bu sadece kişi için yani şey yapılmasın. Dünya da sonuçta sürekli değişiyor. Onu da söylemek istemiş olabilirler. Ama ben kişisel algılıyorum tabii ki. Yine buradayım arkadaşlar. Cemil'i bir yere yolladım atıştırmalıklar almak için. Şimdi geldi. Çünkü biri şey yazmıştı. Cemil'le böyle atıştırmalıklar denediğiniz bir video çekebilirsin. Siz de Cemil'i çok seviyorsunuz. Çünkü biliyorum. Bakalım neler aldı dedim. Cemil değişik şeyler al. Hani ikimizin de yemediği, içmediği şeyler. Yok içmediği değil sadece atıştırmalıkların yemediği şeyler. Bekliyorum. Bakalım. Ne aldın gerçekten çok merak ediyorum. Ne aldın Cemil? Şuna bakın ne aldı. Böyle ağızda patlayan. Aman yok güzel şeyler aldın Cemil. Oo bu ne? Hmm, bu da ilginç. Bakın böyle vanilyalı çubuklar. Aa bundan iki tane al sadece. Bunu nasıl yiyeceğiz şimdi? Ve bunu aldı. Bunlar gerçekten çocukluğumun şeyleri, atıştırmalıkları. Bir Airheads şeydi. Ne? Bu ne? Airheads. Tamam, ilk önce bunu deneyelim. What is it, Cemil? Sakız gibi bir şey mi? Ne? It is a corn snoop. Corn snoop. Tümpnil. Evet, tümpnil diyelim. Tamam. Cheers! Parmağı niye mavi çocuğum? Hay Allah'ım. Cemil çok sev. Dişim kalıyor. Güzel. Evet böyle ekşi. Bunu böyle bırakıyorum. Hepsini yeme çocuğum. Her şeyi yiyeceğiz çünkü. En çok bunu merak ediyorum. Bunlar tatlar hep farklı. Bakın bu portakallı. Bu çilekli. Burada tutti frutti de var. Sen hangisini istiyorsun Cemil? Hadi çilekli deneyelim. Pop and candy. Yani bu ağızda patlayan şeker. Oh my god. Uzun zaman böyle şeyler yemedim. Gerçekten çocukluğuma döndüm. Sağ ol Cemil. Dur gel bunu yakından çekelim. Aç. Açamadın mı? Gel. İyi. Bir, iki. Bu sesi duyuyor musunuz? Çok değişik. Ama çok güzel. Şunları deneyelim. Bu kesin hoşuma gider. Çünkü vanilyalı. Kesinlikle karın. Bence güzel. Böyle kurabiye ve içinde dışında vanilya var. Aa bir de bu var. Dur bunu da deneyeceğim ama önce bu. Bu böyle bir şey. Şöyle sıkıyorsun. Niye çıkmıyor? Sonra da böyle alıyorsun. Sakız gibi bir şey. Değil mi? Bak diyetine ama şu an. Iy, o ne? Kimyasal bir şey hiç güzel diyeceğim. Ben hiç deneme. Ve şuna bakacağım. Bu da patlıyor değil mi? Bunu bana aldın galiba. Çünkü ikimiz de yalamayacağız. Bu da bir ayak.
Niye ayak olduğunu sormayın. Yani öyle yapmışlar. Evet, önce yalamanız gerekiyor. Şu an ayak mı yalamış oldum ben? Disgusting. Sonra da içine batırıyorsunuz çünkü orada yine patlayan şekerler var. Kola tadında. Bugün sen söyle kelimeyi. Yine. Evet yine. Hadi bir şey de. Ne öğretmek istiyorsun onlara? Bugün ne yiyeceksin de Hollanda'ca. Wat ga je vandaag eten? İyi de duymadılar. Wat ga je vandaag eten? Evet. Wat ga je vandaag eten? Yani bugün ne yiyeceksin? Hadi bye bye yap. Şimdi yeme şunu. Cildimi temizledim. Şimdi bunu uygulayacağım. Bunu cildinizi temizledikten sonra uygulamanız gerekiyor galiba. Şöyle bir tane şeyi damlatacağım. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Bunu kullanan var mı bu ürünü? Varsa görüşlerini paylaşsın. Merak ediyorum gerçekten işe yarıyor mu diye. Cildim şu an gerçekten parlıyor, görüyor musunuz bilmiyorum. Anlama bakmayın çünkü bayağı sivilceler falan çıktı. Regle olacağım galiba yakında. Şöyle nemlendirici de süreyim. Ve şimdi çayımı yaptım. Bedtime. Bu uykuya gerçekten çok iyi geliyor. Ben bunu daha önce içtim. İçinde lavanta var ve papatya galiba. Yani böyle rahatlatıyor seni ve tadı da çok güzel. Ve çayımı içerken yine sizinle birkaç soru cevaplamak istiyorum. Burada yine kendinize sorabileceğiniz sorular var. Seçelim birkaç tane. Kendime örnek alabileceğim biri var mı? Var tabii ki. Annem. Annem benim hayatım, her şeyim, dünyam yani. Ve onu örnek olarak görüyorum. İleride annem gibi olmak istiyorum. Güçlü olmak istiyorum ve yine küçük şeylerden mutlu olmak istiyorum. Annem de öyle. Çok pozitif bir kadın. Sabah ilk kalktığımda neler düşünüyorum? Biraz daha uyuyabilir miyimin hesabını yapıyorum. Bir dakika daha yatsam tramvaya yetişir miyim? Gerçekten yapıyorum bunu. Direkt kalkmıyorum. Ondan sonra o gün içeceğim kahveyi düşünüyorum. Bunlar gerçek. Hiç öyle kombinimi, makyajımı, saçımı düşünmüyorum. Bunlar eskiden de, artık bu kadar enerjim yok. Bir gün sonra öleceğimi bilsem ne yapmak isterdim? Ailemle daha çok vakit geçirirdim. Yani yarın şimdi ölsem bugün böyle anneme sımsıkı sarılırdım. Babama, abime, Cemile. Yani öyle. Öyle tuhaf aktiviteler yapmam. Uçaktan atlamam. Ne yapacağım uçakta? Anneme sarılırdım böyle. Öperdim onu bol bol. Halimden memnun muyum? Şikayetçi miyim? Neden? Halimden memnunum. Yaptığım işi seviyorum. Huzurluyum. Sağlıklıyım elhamdülillah. Memnunum. Yanlış yapmamak için ne gibi tedbirler alıyorum? Almıyorum. Her insan yanlış yapar. O yüzden almıyorum. Yanlış yapmak aslında iyi bir şey. Hatalarını öğrenmek. Evet. Hatalarımdan dersler alıyor muyum? Bazen. Bazen bir sefer bir hata yaparım. Ondan sonra ders alırım. Bazen 14 kere aynı hatayı yaparım. 15.sinde dersi alırım. Hani ya kimse kusursuz değil. Ve kusursuz olmasın zaten. Kusursuz bir insan yok bence. O yüzden hatalar çok normal bir şey. Tamam. Yeter. Burada videonun sonunu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi edite başlayacağım. Ondan sonra da uyku saati. Bu çay beni gerçekten başka şey yaptı. Böyle bir uykum gelmeye başladı sanki. Yarın görüşürüz.